Takas Bank sunar. Ekotürk ekranlarından herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. Yayın akışımız dış piyasa programıyla devam ediyor. Programın açılışında isterseniz salı günü itibariyle Borsa İstanbul'da tepki hareketinin kısa kaldığını, kar satışlarının geldiğini, dolar kurundaki seyre bir kısaca genel fiyatlama üzerinden göz gezdirelim. BIST 100 endeksi an itibariyle 9211'e geri çekilmiş durumda. 1000'de 7'lik bir geri çekilme var burada. Dolar TL 34.38 ile dünkü kapanışının 1000'de 1'den biraz daha yukarıda. Euro TL 36.52 ile 1000'de 3 düşüşte, sepet kur 35.45 ile dünkü kapanışının 10.000'de 8 altında ve gram altın fiyatı da 2877'ye kadar gerilemiş durumda, 1000'de 6'lık bir düşüş. Hatırlanacağı üzere 3000'in üzerinde kalıcı olur mu olmaz mı bunu tartışırken oradan anlamlı bir şekilde dolar bazındaki düşüşün TL bazındaki geri çekilmeye de sirayet ettiğini, doların yatay sayıldığı bir ortamda görüyoruz. Dolayısıyla genel fiyatlamalar an itibariyle böyle. Evet, bugün dış piyasa programında sizlerin de yayın açılışında gördüğünüz gibi bana eşlik eden değerli bir konuğum var. Korendi Menkul Değerler Analisti sevgili İbrahim Şişman bizlerle beraber. İbrahim merhabalar, hoş geldin. Merhaba, sağ olun. Serdar Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet, Trump'ın seçilmesi sonrasında yani böyle safların iyiden iyiye kendini belli ettiği Amerika'da endekslerin tarihi zirvesi herhalde ilk planda konuşulması gereken Amerika'da hani böyle birkaç kamp var. İşte mesela Warren Buffett hani biraz daha konvansiyonel belirli yaşın üzeri yatırımcıları temsil ediyor. O nakit pozisyonunu sürekli arttırıyor Apple hisselerini satarak. Ama şirketlerin finansalları da iyi gelmeye devam ediyor. Muhteşem bir dili üzerinden inanılmaz. Elon Musk'ın gene Trump üzerinden bir Tesla'nın yükselişi var. Yani tarihi zirveler var ama daha buradan nereye gidebilir? Bir de bu Noel Baba rallisi olursa hani S&P 500'de 6200 lira falan mı konuşuruz? Sen acaba nasıl değerlendirdin? Yani şöyle, aslında Trump'a inananların kazandığı da bir dönem. Borsa tarafında da işte diğer taraflarda da aslında. Yani güçlü dolar teması devam ediyor. Haliyle yani kripto tarafını ayıracak olursak işte borsa yükselişini sürdürüyor. Diğer taraftan tahvilden para çıkışları oldu. Genel böyle acaba gelişmekte olan ülkelere para gitmesin mi diye hep içeriği böyle daha da yukarı çektiğini görüyoruz ve tabii Trump'ın şimdi hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi işte savunmacı, korumacı yapı, vergiler gelecek ama burada birçok riski de aslında içinde barındırıyor. Yani şimdi siz Çin'e gümrük vergileri uyguladığınızda haliyle kendi içinizde daha pahalıya mal etme imkanınız var. Daha bunlar da enflasyonu arttırıcı konular aslında. Yani biraz riskleri de beraberinde getiren bir Amerika'nın dünyada işte en iyisiyiz gibi bir seçim sonrası. Daha tabii Trump 2025'in başında devralacak ama şu anda önden böyle bir hazırlık var. Tabii güçlü dolar temasının olacağı aşikardı. Bütün para birimlerinde biz bunu gördük. Altın da bu anlamda aslında biraz geri çekildiğini takip ediyoruz. Fiyatlar yukarıda. Elon Musk'ın desteği var. Diğer taraftan daha temel analize bakan işte Warren Buffett gibi yatırımcılar da diyor ki işte çarpanlar çok yüksek seviyelere geldi. Üst banda geldi. Artık satma vaktidir. Alarmları da veriliyor. Bu da çok yanlış bir teori değil aslında. Yani baktığımız zaman da sonuçta fiyatlar çok daha düşük yerlerden alındı ve buralardan realizasyon olması da gayet doğal diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii bir dönüş ne zaman olur? Nasıl bir dönüş getirir? Piyasalar enflasyon baskısı mı tekrar artar? Parasal genişleme ile mi olur? Ama biraz riskleri de beraberinde getiren bir Trump ekonomisi olacak. Haliyle böyle bir yani Trump'ı olacağına inanan birazcık daha borsalarda iyi olacak beklentisinin çok kısa vadede gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun tabii ne kadar sürdürülebilir olacağı, işte yıl sonu rallisi olur mu gerçekten ve çok da aslında vakit daraldı. Ama bu ralliyi de ben önden yaptığını düşünüyorum. Biraz realizasyon dönemi de gelebilir. Finansallar da gayet pozitifti. Hı hı. Bunun da etkisiyle seçim havası birleşti. Sonuç olarak böyle bir tablo karşımıza çıktı. Evet, dile getirdiğin gibi yani Warren Buffett'ın işte Berkshire Hathaway şirketi üzerinden yaptığı yatırımlarda nakit pozisyonu 1/4 yani %25'i neredeyse ve yani hep agresif yaptığı yatırımlarla daha önceden bildiğimiz, evet, işte Coca-Cola'sı, Morgan Stanley'si vesaire çok sert satışlarla karşılaştığı dönemlerde iç parmağın taşın altına koyup yatırımlarını arttıran, evet, agresif zamanda bir yatırımcının bu kadar nakit tarafa abanması, yani gelecek döneme dair nasıl bir beklenti içerisinde. Tabii o büyüklükte yatırımcının belki piyasalar yukarı giderken satması,
pozisyonu. Çok da normal aslında. Daha normal gibi de algılanabilir. Dile getirdiğin gibi şimdi Trump aslında Ocak'ta görevi devralacak ve şu an ağırlıklı olarak işte İçişleri Bakanı kim olsun, gerçi orada işte hani sekreter olarak farklı bizden bir yapılan var ama yani çeşitli bakanlıklar, müsteşarlıklar vesaire kilit görevlere kimleri getireyim diye bir hani orada tarafta bir kast girişimi çalışması var. Şimdi doların kuvvetlenmesi tabii bizim çok hani gelişen piyasalar nezdinde arzu ettiğimiz bir durum değil. Ama işte euro dolar da 1.06'ların başına geldi. Yani bizim ülke olarak da hani bizim Borsa İstanbul tarafındaki değerlemeler olarak da hani şirketler genelde euro kazanır, dolar harcar maliyeti vardır. Şimdi yani nasıl bize bunun bir yansıması olur? Daha ne kadar bir potansiyeli var diye ne düşünürsün? Ya borsa tarafında aslında iki konu var. Birincisi evet bizim pazarımız Avrupa bölgesi ve Avrupa bölgesindeki sıkıntılar da artıyor. Yani şimdi Almanya'ya baktığımızda büyük otomotiv fabrikaları kapanıyor. Orada biraz böyle huzursuzluk var. Erken seçim mi olsun gibi aslında biraz Avrupa'nın geneli bu durumdan çekiniyor. Hı hı. Haliyle işte gelişmekte olan ülkeler hep doğrudan para akımları gelir mi Amerika tarafından? Bu da zor gözüküyor. Yani Amerika bu kadar güçlüyken neden farklı ülkelerde daha fazla risk alsınlar diye baktığımızda ama Türkiye burada biraz ayrışıyor. Yani biz geçen hafta güçlü bir dolar gördük, karşıda çok güçlü bir TL gördük aslında. Evet. Yani çünkü bizim burada değer artmayışımız bile bize ekstra puan yazdığını söyleyebiliriz. Çünkü bütün para birimlerinin değer kaybettiği yerde Türk lirası değerini koruyabildi. Bu da tabii ki bizim aslında bu zamana kadar yapmış olduğumuz hazırlıklı olmamızın da getirdiği politikalarla birlikte güçlü TL'yi koruyoruz. Yüksek faiz ortamı var. Artık faiz ortamı da enflasyonun da üzerinde. Yani reel faizin de canlı olarak hani hep beklenti enflasyonuna göre biz reel faiz veriyoruz derken artık bunun şu an sıfır noktasına geldiğimizde de bunu verebiliyoruz. Haliyle bir düşüş trendimiz de devam ediyor. Evet para politikası yönetimi böyle ama şirketlerin zorlanacağı bir süreç mi? Evet zorlanacağı bir süreç Avrupa tarafında ama diğer Trump etkisinin olumlu olarak da şu var. Jeopolitik riskleri biz burada ortadan kaldırdığımızda başta işte Rusya-Ukrayna tarafı soğuduğunda benzeri bir durumu eğer İsrail tarafında da yapabilirlerse yani bizim komşularla olan ticaretimiz aslında biraz başlayacak. Oraların inşası, oraların desteğine bir katkı sunma hikayemiz başlayacak. Biraz piyasa bunu da fiyatlıyor şu anda. Yani hem işte çok konuşulan konular faiz indirimi ne zaman başlar? Biraz bu döngünün başlayacak olması borsayı desteklerken bir yandan da burada bulunan şirketler, faaliyet gösteren şirketler için bir işte rahatlama süreci ve buraların inşasına, buralarla ticaretin açılmasının bize katkısı. Yani Avrupa burada zayıflarken Amerika ile iyi ilişkiler yürütebiliriz ki yani bütün dünya borsalarının Trump kazandıktan sonra düştüğü yerde Amerika ile yakın seviyede Borsa İstanbul'un da bir tepki verdiğini gördük. Evet. Bu da bizim bu anlamda biraz artı ve eksileriyle ama sanki artılarının da fazla olacakmış gibi bir duruma sevk ediyor. Evet. Ama işte dolar kurunun hani yataya yakın seyrinde diğer gelişen ülke para birimleri %2'ler, 3'ler mertebesinde değer kaybederken hani Merkez Bankası ya da kamu bankaları üzerinden mi oldu? O yüzden ben bu haftaki menkul kıymet istatistiklerini ve işte para banka rezerv verilerini çok yakından hani takip edeceğim. Hani orada tarafta çünkü son haftalarda hep Merkez Bankası'nın hani bir tarafta talep gösteren tarafta olduğu, yani satış tarafında daha fazla sayıda insanın carry trade'den faydalanma, KKM'den dönüşlerin dövize değil TL'ye yönelmesi vesaire gibi bir yönelim. Ama işte o gün birkaç gün acaba biraz hani rezerv kullanıldı mı eski günlere benzer şekilde, yoksa hakikaten hani TL bu işin kazananı olarak ön plana hani hormonsuz bir hareket mi bu? Ona herhalde biraz bakacağız. Şimdi bu tabii çok uzmanlık alanımız değil ama giderek daha fazla sayıda özellikle hani Z kuşağının yöneldiği, onların altın olarak zikredilen Bitcoin'e herhalde değinmek lazım. Yani Trump'ın işte seçimlerden önce dediği işte o SEC başkanına yönelik, yani oranın SPK'sına yönelik yaptığı açıklamalar. Çünkü geçtiğimiz dönemde ciddi şekilde bir muhalif duruş sergileyen bir Amerika'daki sermaye piyasası kurulu vardı. Yani işte Bitcoin ETF'ine çok zor izin verdi, Ethereum ETF'ine olabildiğince geciktirdi, işte Solana filan diğer para birimlerine, kripto para birimlerine bir yönelim. Hani olmasın bizim bu Swift'teki hegemonyamız devam etsin diye bir yönelim ama işte Trump ben Amerika'yı kriptonun merkezi yapacağım. Yani nasıl yapacağım onu tabii kestirmek çok zor ama işte %50 de son 3 ayda yükselen, işte 90 Mayıs'ına gelen bir Bitcoin var. İşte TL bazında programın başında gram altından bahsettik. Hani 3000 üzerinden duramıyor 2870'e. Evet.
TL bazında Bitcoin 2 milyondan 3 milyona geldi çok yakın zamanda. Dolayısıyla bu kripto varlıklara, hani sen tabii yaş grubu olarak da biraz daha yakından, en azından arkadaş grubu vesaire olarak evet, hakimsin diye tahmin ediyorum. Neler söylemek istersin? Ya burada biraz böyle özgürlükçü, daha bağımsızlık teması zaten işin içinde vardı ve çeşitli kişiler, kurumlar bu tarz para birimlerinin arkasında durdu. Yani bir evet, proje, bir hikaye yazıldı burada ki hani Elon Musk burada en büyük aslında aktörlerden birisi. Hı hı. Yani bugün işte Dogecoin'i ön plana çıkartıyor. 50 milyar dolara aşkın bir piyasa değeri var. Yani evet, hani ortada ne var diye baktığımızda köpek yüzü var, çok sevimli. Yani, kendisini söyleyeyim. Evet, sevimli bir hayvan var ama onun dışında başka bir şey de yok yani. Hani temeline dayandırabileceğimiz bir evet, şey yok. Çok uzun yıllardır faaliyet göstermiş sanayiler, organizasyonlar böyle rakamları elde etmiyor. Haliyle biraz o tarafı daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun temelinde de şu var. Yani orada da halka arzlar var. İşte 0.02'den alınan coin'in çok kısa sürede bir 10 katına çıkması gibi böyle bir parayı hızlı kazanalım güdüsünün aslında getirdiği bir durum var. Evet. Tabii büyük Bitcoin ve onun altında bilinen 4-5 tane altcoin'ler daha belki devletlerin kendince otorite anlamında ikili ilişkilerini güçlendirmek için yaptığı bir durum ama nispeten burada da yine Trump'ın kazanmasını bekleyenlere aslında biraz orada sürpriz bir ödül gibi de oldu. Evet. Altının düştüğü dönemde kriptonun bu kadar yükselmesi de sanki artık işte buyurun asıl altın budur gibi de piyasaya sunulmuş da bir mesaj var. Burada biraz işte özgürlükçü olması, hiçbir yasaya bağlı olmaması, çok kazandırması tersinde de işte limitsiz 24 saatlik bir bantta aslında çalışan evet, para birimine bakıyoruz. O yüzden ben çok riskli buluyorum hani işin içerisinde baktığımızda ama nitekim hani buradaki getiriler de birileri realize edebiliyor ama burada yani fiyatlar yukarı gittiğinde hep daha yüksek rakamlar, işte 200 bin dolar olacak, 300 bin dolar olacak gibi konular dillendiğinde haliyle insanların da son enflasyonist dönem vesaire gibi birçok problemlerini de ortaya koyduğumuzda biraz böyle hani legal umut saçan da bir kurum haline de, iş haline de gelmiş doğru, oluyor. O anlamda ben temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum ama tabii ülkemizde de gelişiyor. Eğer bu iş gerçekten hani SPK nezdindeki işte Amerika'daki kuruluşların nezdinde yönetilebildiğinde en azından daha bir dayanak varlığının bir güvence sisteminin olması gerekiyor. Çünkü çalınma durumları vesaire durumları suistimali de açık bir konular. Evet. Bu tarz durumlar tabii önlendiğinde ve bu hikayelere yani hangi varlığın neye hizmet ettiği güzel anlatılırsa oralarda da artık yeni ekonomi döneminde de artık onlara da yer verilecek, ETF'ler de alınıp satılacak, farklı enstrümanlarda da kullanılacak. Belki işte bir dünyanın ülkesine gittiğinizde işte para akışını sağlayamadığınızda belki bir kripto para birimi üzerinden oradaki hayatınızı kurtaracak. Hani neye hizmet edeceğini iyi bilmek gerekiyor. O anlamda o gözle bakmak gerekiyor. Evet, şimdi biz nasıl hani konvansiyonel yani Borsa İstanbul'daki şirketleri, işte kimi ihracatçı, kimi ithalatçı, kiminin döviz borcu var, kiminin döviz alacağı var, kiminin bir acayip projesi var, kimi çok büyük nakdin üstünde oturuyor tabii, gibi. Aslında bu kripto varlıkların da işte herhalde sayısı 10 bin civarında olması lazım. Her birinin bir ayrı hikayesi, hani bir derde deva olmak, bir açığı kapatmak üzerine oluşmuş, yola çıkmış projeler bunlar aslında. İşte kimi hani B2B işini ben diyor işte şöyle yapacağım, nakdi şöyle ortadan kaldıracağım vesaire gibi. O yüzden hani işte kriptolar şöyle, kriptolar böyle. Hani nasıl Borsa İstanbul'da da inanılmaz yükseliş yaşayan hisseler var, yerinde sayanlar var. Dolar bazında bir adım ileri gitmeyenler var 20-30 yıldır gibi doğru, gibi. Kripto varlıklar da aslında böyle. Peki şimdi kazanan bu, kaybeden de net olarak altın. Yani 2790'a değdikten sonra evet, belki Kamala Harris ve Demokrat Parti seçim zaferi olsaydı hani kripto varlıklarla biraz daha hayal kırıklığı, altına bir yönelim olur muydu? Ya da dolar bu kadar kuvvetlenmese altında yerini sağlamlaştırır mıydı? Orada da bir soru işareti var. 2790'dan 2600 lira hatta 50 günlük ortalamanın altına sarktı. Oraya dair acaba neler dersin? Orada da şöyle yani seçimden sonra her türlü düşme ihtimali yüksekti. Çünkü yani bütün o yılın stresi o haftadaydı. Volatilite yüksekti. Belirsizlik seçim anlamında bir stres oluşturuyordu. Yani sadece kazanan anlamında değil de işte sonrasında bir farklı gelişmeler olur mu, olmaz mı? Yani işte devir teslim süreciyle ilgili yapılan açıklamalar evet, piyasayı rahatlattı. Şimdi tabii birincisi bu seçim belirsizliği bitmiş oldu. İkincisi
kazanan tarafın artık hani daha güçlü bir Amerikan doları istiyorum, savaşları bitireceğim, benim geçmiş dönemde savaş olmadı demesi de jeopolitik olarak baskıyı üzerinden aldığı için altında zaten faiz indirimleri başta olmak üzere birçok gelişmeyi de bu fiyatın içerisine barındırdı. Çünkü yılbaşından beri baktığımızda %35'lik bir getiri vardı. Yani az değil tabii. Dolar bazlı çok iyi bir getiri ve bunu altın belki 10 yılda bir yaptı. Yani böyle bir dönüşümlü baktığımızda. 2012-13'ten yani dinlenme sonrası doğru. Tabii son bir senede. Yani burada altının bu dönüşünü biraz artık 3000 dolarlar hedef fiyatlar verilirken de biraz zorlanıldığı da bir dönemde. Aslında hani hedefe çok yaklaşmıştı. O yüzden yine yumuşak bir geçişle aslında. Yani daha bir günde de belki sert iniş yapabilirdi ama öyle bir reaksiyon vermedi. Biraz fırsat da verdiğini görüyoruz. Ve şu anda işte 50 günlük ortalamalarda bir dengelenme oluşturabilir. Fed'in burada işte faiz indirimlerini ne derece fiyatlayacağı biraz da ortaya çıkmaya başladı. Çünkü işte geçtiğimiz haftaki faiz indiriminden sonra Aralık'ta sanki böyle işte indirmeyecek diyenler birazcık daha öne geçtiğini görüyoruz. Yani %30'luk bir ihtimal orada pas geçme ihtimalini konuşuyor. Evet. Haliyle yeni Trump döneminde biraz da güçlü dolar için çok hızlı inen bir faizin de olmaması lazım teorik olarak. O yüzden altın birçok beklentiyi satın aldı. Şu anda tekrardan yukarı gitmesi için çok fazla bir sebep yok. Tam tersi dengelenmesi, daha aşağı gelmesi için biraz ortam buna hazırlanmış gibi duruyor. Evet, yani dünya çapında şimdi bakıldığı zaman tabii altına hani yönelim zaman zaman işte ETF'ler üzerinden. Zaten herhalde Çin gibi işte Uzak Doğu merkez bankalarının bu kadar altına fiziki tarafta yönelimi olmasa hani zaten Bitcoin ve kripto varlıkların ETF'lerine yönelim. Çok bariz yani altından çıkış buraya giriş ama işte Çin gibi, işte Hindistan gibi, işte zaman zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi merkez bankalarının yaptığı blok alımlar tabii arz talep tarafında hani çok büyük satışların önüne geçiyor. Onu da herhalde söylemek lazım. Şimdi evet. Fed'in faiz indirmesi dedin. Şimdi Fed'in faiz indirmesi ve indirmemesi noktasında çeşitli argümanlar var. Ben hangileri daha ön plana çıkmalı diye sana sormak istiyorum. Şimdi mesela bir tarafta diyorlar ki Amerika'da endeksler tarihi zirvede. İşte Amerika'da ekonomi dünyanın geri kalanına görece fena büyümüyor. Ortalama kadar büyüyor en azından. Evet. Konut piyasası çok canlı. Ondan sonra borç inanılmaz fazla. Ve Fed'in bu ortamda faiz indirmesi ne kadar doğru? Bu bir taraf. Diğer tarafta diyor ki biz şimdi istihdam tarafında kamunun işe alımları olmasa uzun bir zaman sonra ilk defa eksi görecektik. Yani istihdam piyasasının bu kadar bozulduğu yerde ki istihdam piyasası bozulduktan sonra resesyon kapıda olarak bunu yorumlayanlar da var. Yok Amerika işte tüketim toplumu öyle bir resesyon beklemeyin diyenler de var. Yani dolayısıyla bu %30 pas geçebilir ihtimali herhalde biraz böyle şekilleniyor. Acaba yani gelecek döneme dair özellikle Trump geldiğinde atabileceği enflasyonist adımlara karşı Fed böyle biraz daha hani kaplumbağa gibi kabuğuna çekilip beklemeye mi alır kendini, ne dersin? Biraz beklemeye alacak gibi duruyor. Yani şu anda veri odaklı, işte 2024'ü iyi geçirdik. Hatta işte Eylül'deki konuşmaları böyle bir başarı sunumu gibiydi. Yani bu tarafta baktığımızda hani işte biz çok iyi enflasyonun üzerinden geldik, artık faizleri indirebiliriz mesajlarını çok iyi bir şekilde piyasaya vermişti. Şimdi Trump'ın atacağı hamleler enflasyonist olacağı için biraz çekilme taraftarı olabilir. Burada biraz bozulan işte istihdam piyasası verileri belki ön plana çıkabilir. Gerçi bu ay kasırga sebebiyle çok daha hani beklentilerin sapması oluştu ama evet. Nitekim bu tarz durumlar da var. Evet, tüketime devam edecekler ama biraz iç tüketim çekirdek enflasyonu normal azaltıp normal enflasyonu, manşet enflasyonu arttırma hikayesine geçebilir. O yüzden artık bir enflasyonda da yükseliş görebiliriz. Tabii burada işte Çin'e yapılacak bu ambargo her ne kadar enerji fiyatlarını aşağı çekse de onun dışındaki kalemleri, hizmet kalemlerini yine yukarıda tutacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Birazcık daha kabuğuna çekilmesi daha mantıklı olabilir. Veri odaklı olacağı için de bunu görecektir ve hani 2025 yeni yönetimin programları netleştiğinde daha emin konuşabilir ama şu an daha muğlak konuşup birazcık kabuğuna çekilmesi faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu hani demin konuştuğumuz işte 5 katına 10 katına çıkan kripto varlıkların eşliğinde içeride yerli yatırımcının hani Borsa İstanbul'a mesafeli duruşunu devam ettirdiğini, çünkü hani o getiri potansiyelini belki bu tarafta tam olarak, çünkü burada hani bir işte şirket var, fabrika var, işte bunun bir ederi var, ondan sonra kar potansiyeli mevcut büyümeden ne kadar farklı, işte finansman maliyeti vesaire, hani daha reel dünyanın yarattığı sorunlarla boğuşan şirketler yapısı var. Yani öyle işte enflasyondan %5, %10 daha iyi diye bir getiri sunsa, cost of capital çıkarsa gayet başarılı kabul edecek bir şirket. Tabii kripto varlıklar düzlemindeki
potansiyel olası getiriler tabii yani. Evet. Orada getiri var ama götürü de var yani. Kesinlikle. Şimdi iyi taraf herkes odaklanmış durumda. Dolayısıyla içeride yerli yatırım sayısının 7 milyonun altına geldi. Yabancı yatırımcının sınırlı ilgi göstermeye başladı. İşte MSCI endeksi içerisinde gelişen piyasalar arasında Türkiye'nin ağırlığının yavaş yavaş 0.5'in üstüne çıktı, 0.6'lara geldiği, yabancının çok ilgi göstermekte böyle biraz nazlı davrandığı bir ortam var. Hani 9200 üstü tutunur muyuz? 9400 geçirirse 10.000'e gider mi filan? Binlerce soru var. Tabii. Ne dersin? Yani burada şöyle aslında biraz çeşitli argümanlara da bakmak lazım. Evet. Şimdi Türk yatırımcısının hani altına ilgisi de çok yüksekti. Şimdi doğru. Altında bir geri çekilme oldu. Gram altında bunu fark etti. Artık hani muhtemelen tepeyi gördük gibi düşünen yatırımcılar vardır. Özellikle burada spekülatif amaçlı alan, yani bir sepet yaptım bu yılda altında bir yer olsun diyenlerin altınları realize etme hikayesi oluşabilir. İkinci tarafta para piyasası fonları, işte gerek burada stopaj oranlarının artırılması, gerek artık faizler inmeye başlayacak, beklediğim getiriler daha aşağı gelecek diye. Böyle de biraz tedirginlik var. Aylık yüzde kaça denk geleceğim, hani dördün altına iner miyim gibi bir süreçte var. Diğer taraftan iskontolanmış şirketler var. İşte savaş hikayesi biterse burada yeni bir hikaye oluşur mu? Nispeten aslında burada yarayan şirketler önden de fiyatlandı burada. Yani onu da söylemek lazım. Evet. Derin iskontoların olduğu sektörlere biraz ilgi artıyor. Yani buralarda bir canlanma var. Üçüncü çeyrekte özellikle bu ayrışmayı çok bariz bir şekilde gördük. Yani hangi sektör iyi dediğimiz sektörlerde bir olumlu ayrışma var. Tabii bu çok fazla genele ve geçtiğimiz dönemdeki çarpanlara birebir yakınsamasa da günlük de olsa haftalık da olsa bu ayrışmayı hissedebiliyor yatırımcılar. Biraz böyle yükseliş trendinin kalıcı olmasını görmek istiyor bir yerde de. Yani işte 9000'i geçtik ama acaba geçebilecek miydik? Şimdi 9200 işte bu fiyatlama da arttıkça biraz buraya ilginin de artabileceği de bir durum var. Ama yani karlılık tarafına da baktığımızda böyle genelde işte uçan kaçan diyebileceğimiz belki çok beklenti üzeri bir karlılık yok. Ama işte güçlü sektörlerde fiyat anlamında aslında iyi durmaya çalışıyor. Biraz bu ikilemle beraber borsaya biraz diğer enstrümanlardaki getiri beklentilerin azalması borsa tarafına ilgiyi arttırabilir. Tabii nispeten daha küçük yani kaybetse de çok fazla belki etkilemeyecek profildeki yatırımcılar zaten kripto tarafta burada daha rahat bir şekilde değerlendirebiliyor. Doğru. Kaybetme korkusu, ya risk algısı çok yüksek ama daha çekimser, daha böyle işte 2024 bitti, 2025 yılında enflasyonun %24-25'lere geldiği, faizlerin düşeceği bir senaryoda yabancı da biraz ilgi gösteriyor mu? Bunun bir momentumu oluşabilir. Para piyasası fonlarında ciddi anlamda likit paralar vardı ve bu her an borsaya tetikleyecek bir aslında bir fırsat bekliyor. Yani o fırsatın ilk sinyalini aldı. Enflasyon raporunda da biraz faiz indirimlerinin de aslında yakın olabileceği mesajıyla birlikte bunu desteklemeye çalışıyor. Yani 2025'i fiyatlamaya da potansiyel bir Borsa İstanbul var şu anda. Evet, bu potansiyeli bakalım takip ediyor. Evet. İzliyor olacağız. İbrahim çok teşekkürler. Ben ayağına teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, Kolende Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman'la beraber dış piyasa programında bugün sizlerle beraberdik. Haftanın devamında tabii Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisi Fed'in önümüzdeki dönemde nasıl bir rol izleyeceğine dair sinyal veriyor olacak. Bunu da takip edeceğiz. Böylece programın sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Takas Bank sundu.